Şiir dünyadır. Jen'i aramaya karar verdim. Eski oturduğumuz mahalledeki barlarda dolaşıp onu aradım. Pink Mill'deki barmen Whitey Jackson, şehirdeki bir otelde oda hizmetçisi olarak çalıştığını söyledi. Jen. Tanrım. Seni bir daha göremeyeceğimi sanmıştım. İşte buradayım. Aa, dur. Aa, bir bakayım sana. Ay, incelmişsin sen. Zayıflamışsın. Harika görünüyorsun. Şey, sen de iyi görünüyorsun. Yalnız mısın? Evet. Kimse yok mu? Yok. Bilirsin, insanlara katlanamam. Vay canına. Çalıştığını görmek güzel. Gel hadi. Utanıyorum. Seni seviyorum aptal şey. 800 kere seviştik, rahatla biraz. Bacaklarımı seviyor musun? Hem de nasıl. İşini bitirdin mi? Bay Clark'ın odası kaldı. Umrunda olmaz, bahşiş de verir. Ha. Hiçbir iş yapmasam da bana bahşiş verir. Jen. Evet. Seni seviyorum yavrum. Adi herif. Bir gece eve geldiğimde Jen yanıma taşınmıştı. Daireyi temizlemeye karar verdim. Bir an homolar gibi olduğumu düşündüm. Nerede o? Burayı temizleyen pislik nerede ha? Bulursam öldürürüm. Yemin ederim. Bunun hesabını vereceksin Chinaski. Hoşça kal. Kendini haklı çıkarmak için devamlı olarak kavgalarımızı kullanıyordu. Bu kendi suçunu gizlemenin bir yoluydu. Barda tanıştığı herhangi biriyle giderdi. Herif ne kadar adi ve pisse o kadar hoşuna giderdi. Beni terk etti ve ben 3 gün 3 gece sarhoştum. Ayıldığımda işimi kaybettiğimi biliyordum. Merhaba. Muhabir aradığınızı söylediler. Lütfen bunu doldurun. Teşekkür ederim. Nah.
pislik. Şimdi bu merhemi yaralı bölgeye sürün ve yıkamadan önce 20-30 dakika arası bekleyin. Kesinlikle ama kesinlikle 30 dakikadan fazla beklemeyin. Teşekkür ederim. Lanet olsun. 30 dakika mı? Bütün gece yıkamayacağım ve bütün hepsini öldüreceğim. Lanet olsun. Hank? Seni lanet fahişe. Ne? Bak bana ne yaptın. Ha tanrım, nedir bu? Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Başka kimseyle sevişmedim. Bu senden geçti. Sen iğrenç, hastalıklı bir fahişesin, tamam mı? Ne? Bit yavrum. Bit bulaştırdın bana. Hayır, bende bit yok. Geraldine'den geçmiş olmalı. Ne? Geraldine kaldığımda onun tuvaletini kullandım. Sakın palavra sıkma. Klozet kapağından mı geçti yani? Bana bir içki doldur hadi. Tamam. Evet, ne istiyorsunuz? Evet. Evet. Muhabir olarak mı? Muhabir değil mi? Bugün mü? Tamam, teşekkür ederim. Arayan kimdi? İşe alınmışım. Seni hazırlayayım ben. Pantolon giyemem ki. Gazlı bezle sararım seni. İşe yarar mı ki? Hı hı, tabii. Peki. Hı. Acıtmadan yap. Hı hı. Tamam. Etrafını saralım şöyle. Yavaş. Sana ne kadar komik olduğunu söyleyen oldu mu? Hayır. Hiç şaşırmadım. Biraz da bantlayayım. Tamam. Diğer bacağını kaldır şimdi tatlım. Romantikliği bırak şimdi. Tamam. Geniş kalçalarına saralım şimdi de. Senin popon kadar geniş değiller. Yo. Kabalaşma. Şimdi. Ha, şunlara bak. Küçük kırmızı şeyler. Gören de Noel değil sanır. Dur bir dakika. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Saracağım. Bu tehlikeli değil mi? Step dans yapamam sonra. Tamam. Saralım ve bağlayalım. Hafifçe bağlayacağım. Evet, hafif, gayet hafif. Kayıp çıkacaklar. Koza gibi, çok güzel oldu. Böyle daha iyi. Tamam, biraz da bantlayalım. Evet, gayet iyi oldu böyle. Bantlarken biraz dikkatli ol, tamam mı? Ama orası en uygun yer bebeğim. Tabii. Yeniden doğmuş gibi oldun. Hadi, şimdi kalk ve dolaş. İyi olmuş. Adım edilmiş gibi ama. İyi olmuş. Rafa'dan yumurta ister misin? Tabii tatlım. Merdiveni kaldırmak için yardım iste. Bu aletle gurur duyuyoruz. Adı Barış Hayali.
Neden bu işi yapmak için seçilmiştim? Belediyedeki yozlaşma hakkındaki başyazıyı neden ben yazamıyordum? Okuyuculara kendi barış hayalimi sunardım. Bu tür sorular daha derin düşünce gerektiriyordu. Bina sorumlusu Barnes. Bira içer misiniz? Kovuldunuz Bay Chinaski. Üniformanızı getirin ve dolabınızı boşaltın. Peki efendim. Sen misin Hank? Evet yavrum. Kovuldum. İş sırasında içerken yakalandım. Peki ya çekin ne oldu? Ne komik. Adı bile geçmedi. Neredeyse tam gün çalıştın. Sana ücretini borçlular. Evet borçlular. Evet canım. Ofis açılınca gidip çekin alırız. Tamam. Markete uğrayıp konserve et ve sebze alalım. Birkaç şişe de iyi Fransız şarabı alalım canım. Jen, çekin hazır değil dediler. Ne? Ama kanun... Bilmiyorum. Yarın hazır olur dediler. Aa, lanet olsun, buraya kadar topuklularla geldim. Harika görünüyorsun. Tabii. Gitmiyorum, hayır. Vurdum duymaz biri olmak iyi bir şey. Dünya böyle cesaretli kişilere ait. Git ve çekini al hadi. Ben Henry Chinaski. Evet. Evet, dün de buradaydım. Evet. Bakın, çekimin bugün hazır olacağını söylemiştiniz. Öyle mi? Öyle. Üzgünüm Bay Chinaski ama çekiniz henüz gelmedi. Ama olacağını söylemiştiniz. Üzgünüm bayım ama bazen maaş çekinin hazırlanması biraz uzun sürüyor. Bakın ben çekimi istiyorum. Üzgünüm bayım. Üzgün değilsin. Acı nedir bilmiyorsun ama ben biliyorum. Patronunun patronuyla görüşmek istiyorum. Bay Handler,
Bay Chinaski adında biri sizinle işten çıkma çeki hakkında görüşmek istiyor. Pekala. ...309 numaralı oda. Teşekkür ederim. Ben ve yaşlı eşim kalkıp buraya kadar geliyoruz. Hem de 2 gündür. Ve tek duyduğumuz çekin hazır olmadığı. İkimiz de biliyoruz ki bu tam bir saçmalık. Tek isteğim çekimi almak ve sarhoş olmak. Bu size asil bir davranış gibi gelmeyebilir ama bu benim seçimim. Sigaranız var mı? Teşekkür ederim. Bayan Sims, Bay Henry Chinaski adına bir çek olacaktı. Evet, Henry Chinaski. 5 dakika içinde istiyorum. Teşekkürler. Baksana John, Los Angeles Üniversitesi'nde gazetecilik okulundan 2 yıllık diplomam var. Muhabire ihtiyacınız yok mu? Üzgünüm, şu an eleman fazlamız var. Anlıyorum. Çekiniz aşağıda hazır olacak. Teşekkür ederim. Lanet, kulakların tıkanmış olmalı. Beni artık hiç dinlemiyorsun. Evet. Sürekli aynı lanet şeyleri tekrar tekrar söylediğinden olsa gerek. Tamam. Bir içki içip konuşalım o halde. Tekrar birlikte olduğumuzdan beri sana bir haller oldu zaten. Lanet olsun. Şunu kabul edelim, tamam mı? Sana ihtiyacım yok. Ve senin de bana. Evet, biliyorum.